Değerli izleyenler, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Burası önemli, karşınızdayız. Bugün yine gazeteci dostum sevgili Aytül Türkan'la birlikte ülke gündemini konuşacağız. Onun penceresinden, onun bakış açısıyla gündemindekileri de yorumlamaya çalışacağız. Aslında tabii siyaset birazcık durgun gibi geliyor bana. Yani bir sayın hareketlilik öncesi bir sessizlik var gibi bir durum. Evet, hani o... Herkeste bir kabine tartışmasıdır gidiyor. Bir sessizlik var. Tabii özellikle sevgili Özdemir Tokel'in paylaşımı sonrasında yani acaba bir eli kulağında mı bir kabine değişikliği? Şimdilik bir sessizlik görüyoruz. Tabii elektrik ya da Ercan şimdilik yani özellikle 1 Ağustos'un da araya girmesiyle bir liman konusu dün tekrardan tartışmaya başladı. Yani Sayın evet. Müsteşar'ın paylaşımıyla birlikte bir süredir üzeri örtülü duran konu tekrardan tabii liman yani Aralık ayında başlayan süreç öncesinde ihale süreci Aralık'ta başladı. İlk kazı vuruldu. Haziran 1'de bitecek dendi. Sonuçta bugünlere kadar geldi. Yani iş uzadı. yol alamama yani bürokrasi birçok içerisinde bir sürü unsur barındıran bence ülkenin de birazcık bir profili var aslında orada ama sen nereye söylemek istesin bu konuda? Yani siyasetin sessizliği bir fırtına öncesi sessizlik gibi duruyor. Tam tabir ettiğin gibi. Yani bir kabine değişikliği olmasa artık an meselesi. İlginçtir. Böyle işte zaman zaman sportif etkinlikler, zaman zaman resepsiyonlar falan. Sayın Bakanlarla da hasbelkader bir araya geldiğimizde bu tarz ortamlarda onlar da merakla son durum nedir, son duyumlar nedir diye hani bir gazeteci yoklaması yapıyorlar herkese. Yani kabinenin içinde olan insanlardan bahsediyor. Evet. Dolayısıyla artık hani mal kıvamına geldi. Yani bir şekilde olacak olması gerekiyor. Eğer olmayacaksa da bu kabine değişikliği ki olacağını düşünüyorum ama olmayacaksa da Sayın Başbakan çıkıp bunu net bir şekilde kamuoyunun gündemine getirmesi gerekir. Çünkü artık dediğim gibi yani bakanların kendisi dahi gazetecilere gelip ne olacak biz kalıcı mıyız gidici miyiz diye sormaya başladığı bir süreci yaşıyorsak bunun bir sonucu olması gerekiyor yani ve olacağını da düşünüyorum. Evet. Ha ilk günden beri Ünal Üstel kabinesi kurulduğu günden beri bu dedikodular var ama bu kez artık yani kıvama ermiş noktaya geldi. Yani ilk zaman kabineye girememiş olanların yarattığı etkiyle bir takım çıkan dedikodular falan vardı ama artık bu kez o noktada değil. Belli ki olacak bir değişim. Bence artık olması da gerekir. Ben çok kabine değişiklikleri olması gerektiğini söyleyenlerden değilim. İyi kötü o istikrarı yakalayıp devam edilmesi gerektiğini hep söylerim. Ama şimdi örneğin Sayın Hasan Taçoğlu çıkıp yani ben annemin karnından bakan doğmadım, adayım. Dolayısıyla görevden de alınırsam alınırım şeklinde açıklamalar artık örneğin bir geldiğimiz noktanın bir patlama halidir. O malın kıvama erdiği söyleminin aslında bir örneğini teşkil eder. Şimdi bu tarz benzer şeyler kamuoyunda zikredilmeden başka arkadaşları da yani kabinedeki başka isimlerin de konuştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu olacak. Ondan sonra yine bir hareketlenme özellikle Ulusal Birlik Partisi içerisinde olacak. Görünen o. Tabii en büyük tartışma belli ki kurultay tarihiyle ilgili yaşanacak. Ama Sayın Başbakan kabine değişikliğini yapıp sağlam bir şekilde orada durduğunu ortaya koyarsa belli ki 2024'de kalacak kurultay işi. Ama hani bu değişikliği yapamayıp bir şekilde soru işareti olarak orada durursa 2023 içerisindeki kurultay zorlamaları da elbette başlayacaktır. Dolayısıyla bugün yarın bu işin bir nihayete
varması gerekiyor diye düşünüyorum. Varacağına da inanıyorum ben. Yani bir değişim olacak. Kurultay'da 2024'de sarkacak. Bu süreç içerisinde de Ünal Bey iyi kötü, doğru yanlış bu yola devam edecek gibi duruyor. Ama şu an için kamuoyunun gündemi değil bu. Kamuoyunun gündemi daha çok işte bugün itibariyle baktığımızda tamamen elektrik fiyatları üzerine. Yani bugün de açtığım işte sosyal medyaya baktığınızda gelen, özellikle işletmelere gelen faturalar bayağı yüklü. Ki daha bu yeni zam yok bunda. Yani bu fiyatlar eski zamlı fiyatlar. 1 Ağustos itibariyle şu an içinde olduğumuz gün itibariyle zamlanmış bir şekilde devam ediyoruz. Onu da Ağustos sonu, Eylül başında zamlı bir şekilde ödeyeceğiz. Ve yine o dönemde bir numaralı gündemimiz olmaya devam edecek. Aynen şu an olduğu gibi elektrik faturaları. Ben geçen yıl aynı ev, aynı elektrik tüketimi, farksız 1500 TL ödedim yine Temmuz'da ve Ağustos'da. Dün bana gelen miktar 2300 TL. Fena değil gelen seninki. Şimdi, 4 yani 2 çocuk ve ben bir odada yatıyoruz. Tek klima açıyoruz. Bu haldeyken. Her odada bir klima yanmıyor. Bir tek klima çalışıyor. 11'den sonra açıyoruz. Ve aman gündüz çocuklar evde, televizyon açık. Orada da klima çalışıyor tabii. Yok, açmıyorlar. Yani çok açmıyorlar klima. Başarıp kalabiliyorlar. Ama mesela geçtiğimiz gün dayanamadılar, açtılar. Evet. Yani geçtiğimiz gün. Çünkü çok boğucu bir nem vardı ve dayanamadılar, açtılar salondaki klimayı. Bu ay da böyle geçecek. Ben kışın klima yerine hep ben söylemeye çalıştığım, birazcık klimaya alternatif yaratmamız gerektiğini düşünüyorum kışın. Yazın değil. Mesela 7000 TL gelen arkadaşım var. Evet. İşte gaz sobaları yenilen, ama gaz pahalı oluyor. Odun sobası kuruluyor. 7000 TL. Bu kez başka sorunlar çıkıyor. 7000 TL gelen arkadaşım var. Günlük içe, yani her odada bir klima açmıyorum ben. Buzluk. Arada ütü, çamaşır makinesi. Yani çok standart bir kullanım. Şeyler, evet. Bir de su hidrofor. Bunun dışında ben çok dediğim gibi yani klima bir tane klima çalışıyor. 2200 dün bütün gün hanımla bekledik SMS'i. Nihayet işte 2000 ve siz gene şanslılardansınız. Ben şimdi gelirken yolda tekrar aradım Kıpt'taki. Hmm. Benim adıma kayıtlı 3 şey var. Sayaç var. Biri apartman boşluğu, yani apartman şeyi benim adıma. Alt üst 2 katta benim adıma. Bu Kıpt'taki sistemi de çok ilginçtir. Mesela geçen hafta ara elektrik geldi aniden. Ayın son, yani geçen hafta. Alt geldi, üst gelmedi aynı yer. Ben de aradım, 2 gündür arıyorum sistemi. Borcum yok diyor bana. Daha çıkmamış bizim fatura belli ki. O yüzden böyle rüyalarıma girmeye başladı hala daha. Çünkü sayaç dönüyor. Sonuçta limitleri geçtik sonra da üst limite geçiyorsunuz. Evet. Bugün bir daha artık içeriye aramak zorunda kalacağım. Çünkü ne kadar geleceğini kestiremiyorsunuz. Ama böyle bir şimdi sen söylerken sözünü kestim. Özür dilerim. GSM'lere %100 zam geldi. Zam gelmeyen bir şey yok zaten. Bana elektrik su faturası gelmedi henüz Lefkoşa'dan. Birkaç arkadaştan duydum. Zaten yüksekti. 330 küsür TL'ydi sabit vergiler. Görmedim, bana henüz gelmedi ki gelirdi, ay sonu gelirdi belediyenin faturası. Bunlarda da zam olduğu yönünde bilgi var ama bilmiyorum, görmedim.
muallakta bırakayım ifadeyi ki bağlayıcı olmasın. Ama zaten biliyoruz ki elektrikte de su faturalarıyla ilgili vergilerde de her şey asgari ücrete bağlanmış durumda zaten. Dolayısıyla en zammı gelmesi sürpriz olmayacak. Asgari ücret değişince tarifeleri de oturup değiştirecekler belediyeler de. GSM dediğiniz zaten daha 4.5G gelmeden yapılıyor. Yani yapılmayacak nokta yok. Şu an ülkede zaten akaryakıt zamlandığı anda sevgili Levent ve elektrik zamlandığı anda yani GSM operatörünün zamlaması da normal. Ekmek yapan insanın zam yapması da normalleşiyor günün sonunda. Çünkü ana kullandığınız ürünlere yani elektrik ve akaryakıt yani her işletmenin kullandığı ürünler kaçarınız yok. Kullanmak zorundasınız. Hadi deseniz arabaları elektriğe çevireyim de akaryakıttan kurtulayım. Elektrikten zammıyorsunuz. Yani kaçarınız yok bir işletme olarak da düşündüğünüzde. Dolayısıyla hep aynı noktaya geliyoruz. Hepimiz fakirleşmeye süreç içerisinde devam ediyoruz. Her markete gittiğimde ki biraz önce belediyeye gelmeden markete gittiğim işte gören ya da tanıyan özellikle emekliler mesela biraz önce yine yanıma bir abi geldi. Sitem ediyor. İşte X markette alacağı bu yemek çeşni tuz var ya ekstradan. Mesela o filan markette 46 liraymış. Buradaki markette 30 TL'ye bulmuş. Dedim gramaj farkı olmasın. Hayır, tamamen aynı şey dedi. Dedim tamam o zaman şimdi herhalde bugün yarın bu da 45 yapacak. Evet. Yapacak. Onu sorduğumuzda şey diyorlar. İki unsur ortaya çıkıyor. Bir, ya o kadar çok fiyat değişiyor ki değiştirmeye daha fırsat kalmadan alabiliyorsunuz ucuzundan. Evet. Kimisi daha hızlı yapabiliyor bunu, stoğuyla da alakalı. İkincisi de bu stok konusu aslında. Kimisi alıyor, çıkarıyor piyasaya eski fiyattan. Stoğu var elinde. O stoğu sona doğru muhtemelen zamlayıp yap. Yani bir ticari satış mantığıyla biraz daha aşağı tutuyor. Ama stoğu olmayan aynı ürünü yeni ithalatçıdan çeken market dolayısıyla zamlı olarak koyabiliyor oraya. Fiyat farkı da böyle oluşuyor deniyor. Yani benim sorduğum zaman aldığım yanıtlar bunlar. Bir de işte dediğim gibi fiyatı değiştirene kadar zaten değişiyor. Ototamirciler ne demişti açıklamalarını yaparken, euroya çevirirken şeyi. Biz de bir karar alıp da söyleyelim, anlatalım. Şeye, kendi aramızda birinin atıyorum 100 lira, diğerinin 300 lira oluyor. Ve insanlar şikayet ediyor. Sen gazıkçısın, sen ucuzcusun falan gibi şeyler. O yüzden tek fiyat yaptık. Çünkü değişmeye aldığımız ürünlerin fiyatı her gün değiştiği için biz de işçiliğimizi ona göre ayarlıyoruz. Ama artık kendi aramızdaki iletişime yetişemiyoruz. Fiyat ürünlerinin zamlanması karşısında kendi emek fiyatımızı belirleme noktasında. Onun için euro olsun kurtulalım. Zaten bu fiilen yani bir herhalde marketler kaldı. Euro olarak ya da dolar olarak satış yapmayan görebildiğim kadarıyla. Yani her yer, dün bir şey almaya gittik. Oğlanın gitarı var. Bir parçasını almaya gittik. Zor hayat tabii. 30 euro dedi bize fiyatı. 30 euro. Yani dedim bir bakalım dedi. Çarptı dünün kuruyla işte şu kadar para. Şimdi TL ödedim ama kur neyse onu ödedik. Yani euro ödedik şeyi ürünü. Bizim bunun önüne geçemiyoruz artık. Bizim motosiklet işinde de öyledir. Ha her yani servise verdiğinizde ya da parça parlatma falan hep euro üstünden söylenir artık. Ben eleştiri de yapamıyorum artık. Çünkü insanlar da haçana bir yurt dışından malı dövizle alıyorsunuz. Yani bunlar ithal ürünler. TL fiyat koyamazsınız artık. Yani bitti o dönem. Bir günde 2 lira 3 lira fark ediyor. Gün geliyor. Herkes kendini koruyor. Burada korumasız kalan tek nokta tüketici. Tüketici tamamen korumasız. Hep de anlatmaya çalıştığımızda budur ısrarla.
tüketicinin korunması gerekir. Tüketicinin korunması için de en azından temel gıda ürünlerinde bir şeylerin yapılması gerekir. Elbette kameradır, telefondur bilmem ne, bunlar da artık lüks ürünler deyip ya da çok şık bozuldu pat değişmeyeceksin. Onu arttıracaksın falan filan bir şeyler yapacaksın ama temel gıdada kaçarın yok. En azından onlara yönelik bir açılımın olması gerekir. Şimdi tabii turizm en önemli noktalardan biri ve bugün işte Kıbrıs gazetesinin, pek çok gazetenin manşetinde de var. Yani Türkiye kendi iç ekonomik, mali tedbirleri içerisinde kredi kartına bir takım sınırlamalar getirmeye çalışıyor ki geçmişe de öyleydi. Yani Türkiye'de cep telefonuyla mesela kredi kartı kolay kolay alamazsın. Kredi kartıyla kolay kolay telefon alamazsınız. GSM cep telefonu alamazsınız noktasında. Şimdi yine belli başlı turizme de bir kara gelmiş. Bu sefer bizi de etkiliyor. Bu nokta benim anladığım. Burada bir takım uyarılar var. Bu konuda var mı? Yani şöyle, dün biraz çalıştık çünkü konuyu. Yurt dışına, Türkiye Cumhuriyeti kendi ekonomik tedbirini alıyor çok evet. Doğal olarak. Ve diyor ki seyahat tatil amaçlı işte seyahat acenteleri üzerinden yapılan uçak bileti bu tip konular ki para dışarı kaçıracak unsurları engellemeye çalışıyor. Kendi bir iç kendine yönelik paranın içeride kalmasına yönelik bir kural koymuş. Evet. Engellemiyor seni. Demiyor sana yani çıkamazsın dışarı ki öyle bir engel olmaz zaten ama demiyor bunu. Ne diyor? Sen illaki yurt dışına gideceksen tatil yapmaya o zaman peşin parandan git. Ama bunu taksitlendirme. O kolaylığı yapma. Yapmak istersen Antalya var, Marmaris var, İzmir var vesaire. Çeşit çok Türkiye'de. Bu daha önce de olmuştu sevgili Levent. Evet. Daha önce de yine bunun kavgası çıkmıştı. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin makamları, işte bunlar işte Türkiye bankacılık denetleme bilmem ne kurumu işte BDDK. Bu kurum oturmuş ve bir karar almış kendi gözüyle. Sevgili Serhan'la konuştum sonra. Ya dedi biz bu konuyu aylardır konuşurduk ama tersi yönünde. Yani hatta eylem planına falan da konuldu bu. KKTC'ye yönelik Türkiye'den yapılacak rezervasyonların filan taksitlerini artırabilme yönünde bize özgü, bize sadece bize ve Umre için yani KKTC ve Türkiye Müslüman bir ülke bu yönde dini vecibelerini yerine getirmeye çalışan çok sayıda insan var. Umre yönelik ve KKTC'ye yönelik çıkışlarda bunun daha da kolaylaştırılması yönünde ama bu karar Bankacılık Kurumu tarafından alındı. İşte konuştuk, muhataplarımıza ilettik ve bunun düzeltileceğine yönelik de bir takım telkinler aldıklarını ifade ettiler. Yani bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumları kurumsal bir karar olarak alıyor. Dolayısıyla KKTC falan filan burada işin doğallığında dışarıda kalıyor. Daha sonra siyaset muhtemelen devreye girecek. Bir kararın içerisinde bir parantez açılarak KKTC hariç denilecek ve bu düzeltilecek. Düzeltilmesi de gerekir zaten. Madem ki biz ana yavru ilişkisi içerisindeyiz, madem ki ekonomimizin hayatına devam edebilmesine yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik işbirliği protokollerine imza atıyoruz. Elbette bu tarz turizmin önünü tıkayan kararlarında alınmaması gerekir. Türkiye kendi içerisi için alacaktır elbette. Ama KKTC'yi burada hariç tutacak. Ben bunun böyle olacağını düşünüyorum. Dün bir etkinlikte bazı Türkiye Cumhuriyeti'nden yetkili arkadaşlarımızla da bir konuşması oldu. Böyle bir girişim olacak belli ki. Yani yapılacak. Ve o sorun dün yani bir süre sonra ortadan kalkacaktır. Ama bizim bu çok yan bir sorun kalıyor. Çünkü bizim asıl sorunumuz uçak bilet fiyatlarının tabii pahalı olması, bu kadar girdi maliyeti nedeniyle otelcilik hizmetlerimizin artık çok pahalı olması. Bizim asıl sorunumuz bunlar aslında. Bir görüş de var. Türkiye'den zaten genel anlamda kumar turizmi için gelinir. Dolayısıyla öyle taksitlendirme 3-5-10
çok etkilemez ama neyi etkiler? Önümüzdeki ay öğrenciler gelmeye başlayacak. Dolayısıyla onları etkiler. Belki turizmi değil ama yüksek öğrenime ciddi bir etki yapar. O yüzden bu adımın hızlıca atılması gerektiği yönünde bir hemfikirlik var. O gereği de yapılacaktır. Sayın Turizm Bakanımız konuyu zaten dün itibariyle Cevdet Yılmaz Bey'e aktarmış. O bilgi de vardı. Herhalde kaldırılır ve ana gündemimize döneriz. Yani nasıl daha çok ucuz atırız biz bu ülkeyi dışarıdan gelen insanlar açısından nasıl daha albenisi yüksek bir noktaya getiririz. Bizim bence asıl çünkü çalışmamız gereken konu bu. Tabii özellikle yatırım iklimi açısından tabii siyaset yol almaya çalışıyor ama ben bu konuda siyasetin kendisini iyi anlatabildiğini düşünmem. Yani mesela Sayın Fikri Ataoğlu'nun turizmle ilgili bir takım girişimleri var. Sanırım yani özellikle biraz önce yeni bir açıklama yaptı ve işte karpaz değil benim söylediğim diyor. Bu alçak orman arazisi evet, konusuyla ilgili. Ya da belki Bafra'da yani Bafra'da alçak orman arazisi diye geçiyor. Orada da senin otel var. Yani zaten orada yani bu yeni bir proje değil, Bafra projesi 20 yıl gerisine giden bir proje. Evet. Somutlaşan yatırımlar var. Devam eden yatırımlar var. Bafra'ya biz aynen Antalya'nın Lara bölgesi gibi düşünün. Bu karar alınmış. O bölgeyi büyük 5 yıldızlı otellerle donatıp buna yönelik bir turizm modeli zaten halihazırda ortaya konmuş. Şimdi anladığım kadarıyla benim Turizm Bakanı bunu geliştirmeye çalışıyor Bafra özelinde. İşte alçak orman arazileri şeye açılıyor. Bunun yerleri elbette var. Şimdi Bafra'da artık kalan noktalarda açılabilir kanaatindeyim. Çünkü zaten bu yapılmıştır. Yani 11 otel yanılmıyorsam orada yeri vardı. Yapılanlar var. İşte yapılmaya devam edenler var. Yeni talepler var. Bunlar o bölgede. Çünkü neden? Artık Girne bölgesine yapmak istemiyorlar. Yani kimse istemiyor. Girneliler de istemiyor. Yeterince doydu bölge. Ama bu da sizin ekonominiz açısından önemli girdiği sağlayan bir sektör. Turizminizin kalitesini yükselten bir sektör. Dolayısıyla ona da bir açılım bu yönde sağlanmak düşünülüyor. Belli ki Bafra bölgesi üzerinde yeni açılımlar yapılıp 5 yıldızlı otelleri oraya bir şekilde işte aynen bu Lara bölgesi gibi Antalya'nın oraya konuşlandırmak. Bana göre çok yanlış şey. Burada önemli olan şu: altyapı sorunlarını hallederek yapalım. Alçak orman arazisi, her orman arazisi denen yerde ormanlık alan değil zaten. Yani ismi öyle geçiyor. Ama bizim en büyük sorunumuz, biz yatırımları yaptırıyoruz. Ama altyapıyla ilgili ne belediyeler ne devlet gerekli pozisyonu ortaya koymuyor. İskele gibi. Bu kadar büyük yatırımları yapıyorsa, İskele'de bugün 6-7 tane çok büyük şirket var. Artık çok büyük şirketler. Bunların yaptığı yatırımlar milyon dolarlar ve siz gerek yerel yönetim gerek merkezi idare hala altyapı sorununu çözemiyorsanız orada sorun var. Ve bizim hep anlatmaya biz konuların etrafında tartışıyoruz, özünü tartışmıyoruz. Bafra'da alçak orman arazisi açılacak elbette. Çünkü orada bir proje var, devamı geliyor ama siz o yaparken bunun hazırlığını yapmamız lazım bizim devlet olarak. Ona göre ilgili şirketlerden harçlar talep etmek lazım belki. O altyapıyı yapacak şekilde bugün yani İskele'yi ben 5 sene sonra bu tempoda giderse 5 sene sonra İskele'nin denizleri muhtemelen kahverengi renk olacak. Sadece şeyden bakabileceksiniz. O devasa terasları olan yapılardan sadece bakabileceksiniz. Kokudan rahatsız olmazsanız. Gidişat oraya gidiyor. Ama ben yapılmasının noktasında değilim. Tam aksine. Yatırım yapılabilir. Bu
elbette planlama içerisinde, örneğin siz artık Karpaz'a 5 yıldızlı otel konsepti koymamanız gerekir. Zaten öyle bir niyeti olan da yok. Karpaz koruma bölgesidir. Orada daha farklı eko-akroturizm modelleri geliştirilir. Şu an hala hazırda da var. Hatta ben eleştiren noktadayım da zaman zaman. Yani 5 yıldızlı otelden daha fazla para talep edilen yerler var Karpaz'da. Yani artık bir noktaya geldi oralarda. Çok şey deniyor ama aradığınızda mesela 3 ay yazda Karpaz'a gidip tatil yapacak bir yer bulamazsınız. Meblağlara rağmen bulamazsınız. Ama buraları değil, diğer taraflar halihazırda yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Biz onların tedbirlerini almamız gerekir. Bir de görebildiğim kadarıyla işte tartıştığımız güncel konu şey var, yat limanı konusu var. Dün Sayın Müsteşar hani ne şey gibi içinden çıktı resmen artık. Evet. Çok da anlıyorum. Çünkü düşünün, yıllardır konuşulan, bizim gazetecilerin hemen hemen her habersiz kaldığımız zaman gidin ya bir limana birkaç fotoğraf çekin de gelin bir ön sayfa yapalım dediğimiz ya, sorun yumağı. Tabii yani hiç değişmez, gidersiniz kokusundan şikayet eden vardır, zaten çöplerinden şikayet eden vardır, her türlü yapısal sorunu beraberinde getiren dünyanın belki de sayılı güzel limanlarından biri tarihi ve konumu itibariyle. Birileri çıktı ilk defa yapıyor bu limanı. Bundan rahatsız olan bir kesim var zaten. Hep söylediğim kesim. Bir şey yapılıyorsa ondan rahatsız olan bir kesim var. Ve her şeye mutlaka muhalif olmak durumunda. Onları ayrı tutarak şu noktaya geldi iş. En başta belki bir yanlış yapıldı. İşte milletvekilimizdir Sayın Hasan Tosuloğlu. Onun şirketine verilir miydi, verilmez miydi? Bu tartışılan bir konudur. Tartışılacaktır da. Siyaseten de tartışılacaktır. Ama sonraki süreçte, yani bugün tartıştığımız gidilen noktada yapılanları görüyoruz. Sayın Müsteşar'ın açıklamalarını okuyorum. Ona cevap veren Sayın Belediye Başkanlığı okuyorum. Ya orada da ortada geçmişte, yani Turizm Bakanlığı'nın bir kabahati görünmüyor. Projeyi başlatıyor, kaynağı ayarlıyor. İşte projede elektrik konusuyla ilgili Kıptek gereğini yapmıyor. Sorun çıkıyor, sorunu çözmeye çalışıyorlar. Sonra belediyenin önceki ekibi bazı konularda sıkıntı çıkarıyor. Onu çözmeye çalışıyorlar. Zaman uzuyor. Parke konusu, yer konusu tamamen popülizme alet edildi ve yazık oldu çok. Hem paramıza, hepimizin parasına hem de zamana, çünkü şu an açılmış olacaktı. Eğer o zemin tartışmasına girmeseydik, ki çok yazık oldu. Değişen de hiçbir şey olmadı. Yani şimdi yaptığımızı söküyoruz, parke şeklinde olup yine aynı malzemeyi kullanıyoruz orada. Hepimizin, yani milli servet harcanıyor boş yere. Ama ne yapacak Turizm Bakanlığı? Ne yapabilir? Bir grup şey çıkardı, sorun çıkardı. Aniden Anıtlar Yüksek Kurulu devreye girdi. Ha ben olsam Turizm Bakanımızın yerinde bitirir giderdim yani. Çünkü o bağıranlar, sorun çıkaranlar, ondan sonra, bittikten sonra orada yepişmeye devam edecekti zaten. Bence hiç gelmeyecek. Nasıl? Gelmiyorlarsa gelmeyecekler. Veyahut geliyorsa da yepişecekti. Bir şey olmayacaktı ama onu biz heba ettik orada. Yani halka rağmen siyaset yapılır mı? Halk tabirine iyi bakarak, yani ne olduğuna iyi bakarak, yok yapılır. Bazı zaman da yapmak lazım. Gözü kapatıp doğruyu, doğru neyse ona bakmak lazım. Burada birazcık sıkıntı yaşadık biz o işte. Şimdi şeyi görüyorum. Her bir sorunda, yani şeyi talep eden, zeminin değişmesini talep eden şimdi diyor ki bu maliyet, bak bu kadara bağladıydınız ihaleyi, bu kadar oldu. Sen bağırdın zemin değişsin diye, bedavaya mı değişecek? Yapılan iş kırılacak, sokağa atılacak, hepsi maliyet, yenisi alınacak, yenisi serilecek. Evdeki seramiği döşemen ya. Yani kim yapacak o zaman? Maliyeti kim karşılayacak? Şikayet ettin, kaldırıyor o zemin işte. Bana göre kaldırılmaması gerekirdi, o ayrı. Bana göre de. Ama şikayet ettiğiniz için kaldırılıyor bu zemin. Şimdi de diyorlar ki neden bu kadar para arttı? Kim yedi para? Sen istedin de oldu bu.
ne yaparsan yap bu bakış açısı sürekli bir eleştiri konusu getirecektir. Dolayısıyla doğru yaparak yürümek lazım bazen arkaya bakmadan. Şimdiye çoktan açılacaktı. Bugün benim elde ettiğim bilgi Eylül ayının sonuna hedefleniyor artık. Yani bu zeminin şimdi kırılımı bitiyor. O taşınacak birkaç gün molozlar çıkarılacak. 1,5 ay gibi de bir yeni zeminin döşenmesi süreci var. Yani Eylül'ün ikinci, üçüncü haftası hedefleniyor ama Eylül sonu denerek bir deadline belli ki konmuş. En azından hedeflenen noktada. Eylül sonundan sonra da açılacak. Açıldıktan sonra gene şikayetler elbette olacak. Çünkü neden anlıyoruz bunu? Sayın Müsteşar diyor ki şimdiden uyarıyoruz bu yapılması lazım. Bunu belediyeyle yapacaksınız. Belli ki bir sorun var. O sorunu eğer Girne'yi gerçek anlamda belediye başkanı da siyasetçisi de turizm alanında faaliyet gösterenler de seviyorsa el birliğiyle artık bu işi çözmeleri lazım. Yani siyaseten verilen kavga birinin ön plana çıkma gayreti artık yani kabak tadı verdi. Çünkü oradaki esnaf da yazı hedefliyordu. Zaten kışta tamam çok bir şeyi yoktu belki cirosu vesairesi yoktu. Onu heba etti, kredi de aldı, birazcık destek de aldı. Ama yazı dört gözle bekliyordu esnaf da. Yaz da kaybedilmiş oldu bu noktada. Dolayısıyla esnafın zararı da çok büyük. Genel anlamda turizmin zararı da büyük. Bizim gibi insanların da zararı büyük. Çünkü yaz döneminde limana gidip bir tur atıp insanın orada oturup bir şeyler içmesi havasını değiştirir. Hayat kalitesini artırırdı. Eğer kokulardan filan takılmazsanız yani aman burası kokar, aman burada çöp var deyip takılmazsanız gidip bu şeyi yapardık. O vatandaş da yapamadı, turistler de gidemedi. Dolayısıyla işletmeler de para kazanamadı. Artık orada da kavgayı bırakıp hızlı bir şekilde bitirilip turizme kazandırılması gerekiyor limanın. Ondan sonra yine başka tartışmalar elbette çıkacak. Onları da konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili Atü, teşekkür ederim. Sağ olasın. Limanla ilgili tabii söyleyecek çok söz var. Dün Sayın Müsteşar'ın açıklamasında da bakıldığı üzere yani belediyeye bir takım eleştiri getiriyor. Sayın Müsteşar'ın açıklamasında ben Facebook'tan hesabından paylaştım. Yani olayın bir de bu yönü var diye. Bu sefer Murat Başkan'ın yanındaki duygusal arkadaşlar hemen bir evet. Saldırıya geçtiler. Sonuçta herkes birbirini suçlaya. Liman o noktada duruyor. Suçlamayla bir ifade yok. Esnaf halen kapalı. Evet. Esnaf kredi almak istiyor. Devlet esnafa bu kredi konusunda yardımcı olursa yarar olsun, nefes alırlar. Yani sosyal medyada ki kavgadan çok reel anlamda sahada mağdur olanlara el atmak herkesin görevidir diye düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Sevgili Aytuğ Özel'e çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Kendisine iyi çalışmalar dileriz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlık kalın.